Kategori Mağazacılığı Derneği 2012 yılında çıktığı yolculuğuna 2021 yılında Zincir Mağazalar Derneği ismiyle ve yeni vizyonuyla devam ediyor. Gıda dışı modern perakende sektöründe 70'e yakın öncü firmayı çatısı altında bulunduran Zincir Mağazalar Derneği, kurumsal yapısı ve sektördeki öncü duruşuyla iç ticarette 50 bin satış noktasını ve 320 milyar TL ciroyu temsil ediyor. Tüm bu önemli adımları atarken de 300 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlayarak on binlerce ailenin hayatına dokunmayı başarıyor. Zincir Mağazalar Derneği mevzuat çalışmalarından yayın ve araştırmalara, eğitim ve istihdam yaratma projelerinden sektör buluşmalarına kadar birçok alanda yürüttüğü faaliyetlerle hem üyelerinin güçlenmesine hem de sektörün büyümesine katkı sağlıyor. Tüm sektörü etkileyen her türlü düzenlemede üyelerinin fikirlerini ortak bir noktada buluşturan dernek, tüm mevzuat çalışmalarında sektörün sözcülüğünü üstleniyor. Bu çalışmalarıyla Zincir Mağazalar Derneği, sektörle ilgili görüş istenen bir kurum haline gelmeyi hedefliyor. Sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek çeşitli konularda eğitim ve seminerler düzenleyen Zincir Mağazalar Derneği, temel perakende eğitimi için İSMEK'le Perakende Okulu'nu mesleki yeterlilik belgelendirmesi yapmak için de Perevok Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi'ni kurdu. Zincir Mağazalar Derneği bu alanda yaptığı çalışmalarla hem sektör ortaklarının kalifiye çalışan sorununa çözüm üretiyor, hem de binlerce gencin iş gücüne dahil olmasını sağlayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Zincir Mağazalar Derneği, sektörel işbirliklerinin gelişimi için her yıl yüzlerce kişinin fiziksel katılımıyla Perakende Teknolojileri Konferansı düzenliyor. Geçtiğimiz sene pandemi koşulları nedeniyle online olarak hayata geçirilen, 51 konuşmacının yer aldığı ve 19 firmanın sponsorluk sağladığı Perakende Teknolojileri Konferansı'nda 5000'i aşkın kişiye ulaşılırken, konferansın bu yıl 8.sinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Konferans ve diğer etkinlikler, Zincir Mağazalar Derneği'nin sektör içindeki bilgi alışverişini sağlarken, paydaşlar arası yeni işbirliklerine de olanak sağlıyor. Zincir Mağazalar Derneği, büyük çaplı konferansların yanı sıra tanıtım toplantıları, özel gündemli etkinlikler ve organizasyonlarla paydaşlar arasında işbirlikleri oluşturarak, firmaların görünürlüklerinin ve işbirliklerinin artması için çalışıyor.
Bir arada olmanın ve birlikte üretmenin gücünden yola çıkan Zincir Mağazalar Derneği, ortak değerlerin yarattığı sinerjiyle tüm sektör ortaklarının yanında olmaya ve perakende sektörünün geleceğine yön vermeye devam edecek. Koç Sistem olarak perakende sektörünün dönüşümünü destekliyor, deneyimli ekibimizle dijital mağazacılıktan e-ticarete, tedarik zinciri yönetiminden siber güvenlik ve bulut altyapısına kadar birçok konuda uçtan uca çözümler sunuyoruz. Talep tahminleme, stok ve rota optimizasyonu gibi veri analitiği çözümlerimizle tedarik zinciri süreçlerinizi yöneterek depolama ve finansman giderlerinizde düşüş, ürün bulunabilirliği ve müşteri memnuniyetinde ise artış sağlıyoruz. Akıllı enerji yönetimi çözümlerimizi kullanarak mağazalarda enerji verimliliği sağlıyor, böylece hem kaynaklarınızı hem de doğayı koruyoruz. We are simply upgrading buildings to reduce their carbon footprint. To be more efficient and make it better, we take inspiration from forests and redesign our technology. We call it FloraWise. FloraWise can reduce your carbon footprint while saving energy up to 40%. You can manage energy with our tailor-made hardware and digitalize your assets with architectural, electrical, and mechanical information. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün burada bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu yıl 8.'si düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nda operasyonel makine dokunuşu konusunu ele alacağız. Hepsi birbirinden kıymetli ve alanında uzman konuklarımızla bu oturumda önemli konulara değinmeye çalışacağız. Başlıca konularımız operasyon verimliliği için daha fazla neler yapılmalı? Makineleşme bir çözüm olabilir mi? Maliyet kontrolü ve verimlilik için yeni çözümler ki bu dönemde oldukça değinmemiz gereken odaklandığımız alanlar. Teknoloji insan gücünün yerini alabilir mi? Burada da bir takım etik değerler, teknolojinin üstünlüğü konularına değineceğiz. İnsansız mağazalar, insansız teslimat, yeni lojistik sistemleri, robot asistanlar, uzaktan müşteri danışmanlığı hizmetleri, video chat, call center gibi çözümlere değineceğiz. Aynı şekilde son 2 yıldır pandemiyle birlikte daha da artan bir hızla dünyanın e-ticaretteki ihtiyaçlara cevap vermek için lojistik sektörü hangi teknolojik yenilikleri yapmalı gibi önemli konulara değineceğiz. İzninizle önce konuklarımı tanıtmak istiyorum. Birleşik Ödeme Sistemleri Payself ürünlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Alper Yüksel bizimle. Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taner Horoz, Koç Sistem Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Akarca ve Smart'e kurucu ve ortağı Sayın Melih Allıkaya bugün bizlerle birlikte olacaklar. Ben de sohbete geçmeden önce konuyla ilgili birkaç görüşümü iletmek istiyorum sizinle. Özellikle pandemiyle birlikte başlayan süreçte dijitalleşmenin ve yapay zekanın önemini hepimiz çok yakından gördük.
artan rekabet ortamı, değişen koşullar, belirsizlik, pandemi gibi olağanüstü süreçlerde hızlı aksiyon almanın ve çözüm üretmenin markalara sağladığı fayda çok büyük. Perakende'nin hem bugününde hem geçmişinde ve geleceğinde teknolojinin önemi oldukça fazla yer tutmuştur. Özellikle son dönemde yapay zeka ve makine öğrenmesi de hızla gündemimize girdi. Yeni dünyada başarıya ulaşmak için tüketicilerin tüm hareketlerini takip etmek, bunlardan anlam çıkarmak, tüketiciyi tanımak, ona göre tahminler yapmak ve modellerimizin onun üzerine kurmak bizim için artık vazgeçilmez çalışma modelleri haline aldı. Teknolojinin ve realite uygulamalarının çok daha önem kazanacağı bir dönemde bence bizleri bekliyor. Hoştaş olarak biz ne yaptık derseniz, bu konuda da çok kısa bilgi vermek isterim değerli katılımcılar. Koç Holding 2015 yılında dijital dönüşüm programı başlattı. Ve bu köklü dönüşüm programı hem kültürel hem teknolojik hem de veri analitiği, yetkinlik oldukça kapsamlı 360 derece bir dönüşüm programı olarak ele aldık. Biz de bu dönemden itibaren özellikle dijital dönüşüm, teknoloji yatırımlarımıza, veri analitiğine, yapay zekaya, kişilerin yetkinliklerine artan oranda yatırımlarımız arttı. 25. yılımızı kutladığımız 2021 yılında da bunun üzerine bu yılı teknoloji yılı olarak ilan ettik. Hızla dijitalleşen dünyamızda ancak müşterisini çok iyi tanıyan ve anlayan markaların öne çıkabildiğini düşünüyoruz. Bu anlayışla 2018 yılında perakende'de yine öncü davranarak Arge merkezimizi kurduk. Bugün müşterilerimize ve çalışanlarımıza dokunan her noktada kendi geliştirdiğimiz uygulama ve projelerle ilerliyoruz. Aynı şekilde geçen yıl özellikle mağazaların kapandığı, perakende'nin çok ciddi zorluklar yaşadığı bir dönem olan Nisan ayında Koçtaş 2.0 adıyla bir proje başlattık. Şirketi şimdi kursaydık nasıl yapılandırırdık sorusuna tüm çalışanlarımızı da dahil ettiğimiz bir süreçle yanıt aradık. Ve bu süreçlerin sonucunda da dijital dönüşümün de Arge yatırımlarımızın da veri analitiğinin de çok ciddi katkılarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kısa girişten sonra izniniz olursa ben sorularıma Koçtaş Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Akarca ile başlamak istiyorum. Evet sevgili Mehmet Ali. İlk sorum, yapay zeka destekli çözümlerle operasyonda verimliliği sağlamak perakendeci firmalara nasıl bir fayda sağlar? Çok teşekkürler. Tüm dinleyicilere de ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi tabii pandemiyle beraber çoğu sektörde bu teknoloji odaklı bir dönüşüm var. Bu başlamıştı ama pandemiyle beraber hayatımız çok daha hızlandı. Biz pek çok yani sektörle çalışıyoruz ama ben özellikle perakende sektörünün hem bu dönemde çok zorlandığını, yani Covid ile başlayan bu dönemde çok zorlandığını ama en hızlı atağı da yapan sektörlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani burada tabii online ticaretin yükselişi, ödeme sistemlerindeki gelişim, temassız satış, iletişim kanallarının dijitallere taşınması, uzaktan çalışmanın desteklenmesi ve yani veri destekli dinamik tedarik zinciri yapılarının kurulması bu gelişimin ana hatlarını oluşturdu. Pandemi zaten artık ülkeler ve endüstriler arasında dijital kanalların hızla benimsenmesini sağladı. 2020 yılında tüm dünyada zaten internet kullanan her 5 kişiden 4'ü e-ticareti deneyimledi. Artık zaten belki e-ticaret demek de yanlış. Yani ticaretin aslı olmaya doğru giden bir fenomenle karşı karşıyayız. Yani küresel olarak buradaki rakamlar çok büyüdü. Türkiye'de de durum çok benzer. Yani en son açıklamalar ki farklı açıklamalar var ama yani e-ticaret harcamaları %45 artarak 226 milyar TL'ye ulaştı. Bu her geçen gün daha da fazla artıyor. Yani biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yani müşterinin odaklı olduğu bu dönemde artık bir yerden alışveriş yapma dönemi bitti. Yani her yerden istediği zamanda alışveriş yapma, dijital perakendeyi yüksek rekabette öne çıkarıyor. Yani bu katmanda da omnichannel, dijital perakendenin ve tedarik zincirinin yaygınlaşmasıyla
analitik uygulamalar, yani veriden katma değer yaratma her geçen gün daha ön plana çıkıyor. Yani her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de teknoloji odaklı tüketici eğimlerini anlayan, buna göre yatırımları yapan markalar, operasyonel mükemmelliği ve büyük veri ve analitiği kullanarak ancak bunları sağlayabilecek. Bizim yani gördüğümüz rakamlara göre ve yapılan araştırmalara göre perakende sektörü özellikle önümüzdeki dönemde çok daha fazla bu alanda, yani yapay zeka anlamında ve diğer teknolojileri kullanarak çok daha fazla yatırımlar yapacak. Ve bu yatırımların da yapan perakendedeki markaların diğer markalara göre %19 civarında daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Bu dolayısıyla hepimiz açısından önemli. Yani gıda perakendesinde de aynı şey geçerli. Yani ürün çeşitliliğinden fiyatlandırmaya, promosyonlar, kişiselleştirme, ticari kanalların kullanımı, bunların hepsi çok artık önem arz ediyor. Ve tabii biraz önce hani Koçtaş'ın örneğinde konuştuğumuz gibi artık pek çok firmamız kendi veri ekiplerini de kurmaya başladılar. Bu da güzel bir gelişme. Çünkü verinin sadece dışarıdan bizlerin, yani teknoloji firmalarının destek olmasıyla değil, aynı zamanda sürekli yaşayan bir hale gelmesi lazım. Dolayısıyla bu veri ekiplerinin, yani bu kasların şirketlerin içinde de gelişiyor olması, markaların kendi içinde de olması çok önemli. Çünkü buradaki bilgiyi harmanlayarak daha iyi noktalara gelmek çok çok önemli olacak. Biz perakende analitiğinin önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık %20'den daha fazla büyümesini öngörüyoruz. Bütün dünyada yapılan araştırmalar da bu yönde. Biz de Koç Sistem ve Koç Dijital olarak bu alanda bugüne kadar önemli projelere imza attık. Yani ileri analitik ve nesnelerin interneti odaklı bir şirketimiz var, Koç Dijital diye. Şu ana kadar da 150'nin üzerinde projeyi hayata geçirdi. Perakende de ana odak sektörlerimizin arasına yer alıyor. Koç Dijital'in ileri veri analitiği alanındaki uzmanlığı ile geliştirdiği perakende analitiği çözümleri talep tahminlemeden envanter yönetimine, müşteri segmentasyonu, upsell, cross-sell, churn analizi, fiyatlandırma gibi konularda projeler hayata geçiriyoruz. Perakende değer zinciri içerisinde üretim, tedarik, mağaza yerleşimi, CRM, sadakat yönetimi, satış pazarlama, vardiya optimizasyonu, stok yönetimi gibi alanlarda kritik çözümler sağlamak mümkün. Ve biz de bunların pek çoğunu hayata geçirdik. Yani Koçtaş'tan da güzel bir örneğimiz var. Siz bahsetmediniz ama yani sizinle beraber hayata geçirmiştik. Burada pek çok alanda beraber çalışma fırsatına da sahip oluyoruz. Burada stok yönetimi projesi mesela hayata geçmişti. Bu müşteri ihtiyaçlarını daha yakından takip edip, yani stok döngüsünü hızlandırarak ürünlerin bir an önce satışa dönmesini sağlamaya yönelik bir projeydi. Burada da 20 milyondan daha fazla veriyi beraber analiz ettik. Yani aylık stok gün sayısında %10'luk bir iyileşme sağlandı. Yine aynı zamanda finansman açısından çok önemli ilerlemeler ve kazanımlar elde edildi. Benzer örnekler dayanıklı tüketim sektöründe de, perakende anlamında perakende zinciri yöneten firmalarda da var. Burada yine mesela bir üretim yönetim sistemi projesiyle üretimde kalite hatalarını ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu projede 4 tane üretim hattındaki 31 istasyon üzerinden 700 sensör aracılığıyla toplanan verileri analiz ediyoruz. Bu projenin sonunda da ürün hattında %5 ila 10 arasında üretim artışı ve plansız duruşlarda %50'ye varan azalma öngörülüyor şu anda. Şimdi bunu tabii her yere kullanabiliriz, yani lojistik sektörüne de kullanabiliriz, e-ticaretteki sevkiyatlarımız için kullanabiliriz, mağazalarımızın içindeki kameraların yönetimi için kullanabiliriz. Sonuçta elimizde bir data var, bir veri var ve bu veriyi de bir şekilde bizim iyi analiz ettiğimiz zaman, yani bu teknolojiyle beraber bunları yapabildiğimiz zaman çok daha iyi noktalara geliyoruz ve rekabet gücümüz artıyor. Pek çok alanda kullanabiliyoruz, yani örneklerini verdim. Yine son bir örnek vereyim. Yani bu da Türkiye'nin en büyük bisküvi üreticilerinden ve perakende firmalarından birinde hayata geçirdiğimiz bir proje.
Bu da yine bu firmamızın, yani markamızın dönüşüm, yani dijital dönüşüm yolculuğundaki ilk projesiydi. Yani ilk analitik projesiydi. Sahadan gelen yüksek miktarda iadenin analiz edilerek kök sebeplerinin tespit edilmesi üzerine bir çalışma yaptık. Ve iade oranlarında %25'lik bir iyileşme şu anda görüyoruz. Bütün bunlar esasında çok önemli. Biraz hani son olarak da RPA'den bahsedeyim. Yani RPA teknolojisinden bahsettik, konuştuk. Yani robotlardan konuşuyoruz. Esasında yani otomasyon robotlarından konuşuyoruz. İnsan ve robotları beraber kullanarak etkin süreçler kurulması mümkün olabiliyor. Ben yine bizden örnek vereyim, Kosistem'den. Biz 2018'den bu yana teknoloji firması olmamıza rağmen RPA tarafında devrettiğimiz süreç sayısı şu anda 153 oldu. Ciddi bir verimlilik getirdi. Bu anlamda bizim bir B2B girişimcilik platformumuz var, TechSquare'de. Her sene orada bir maraton gerçekleştiriyoruz. Bu senenin konusu RPA'ydı. Sadece koç sistemin içinden 52 tane proje buraya aday oldu. Dolayısıyla yani finale kalan 11 projeden de veri merkezinde yedekleme ve geri yükleme operasyonlarının otomatize edilmesi projesi mesela üzerine çalışan arkadaşlarımız büyük ödül aldılar. RPA ile de pek çok projeyi hayata geçirmek mümkün. Yani sadece veri analitiğinde değil, sadece akıllı öğrenmeyle, sadece makine öğrenmesiyle değil ama aynı zamanda mümkün olduğunca bu robotik şeyleri de hayata geçirerek bu chatbot projesi de olabilir. Dijital asistan ile satış ve satış sonrası fonksiyonlarda daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak mümkün. Özellikle e-ticaretin arttığı yerlerde çağrı merkezlerindeki maliyetlerimizde veya web sitesindeki satışın daha doğrusu siparişin satışa dönüş oranlarında artış sağlamak çok önemli. Ve bunu da şöyle bir şey daha var. Artık pek çok markamız yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Global markalar artık. Mesela chatbotla yaptığınız bir geliştirmeyi dünyadaki 180 küsur dile veya yani şeye lehçeye çevirmek mümkün. Artık bunu akıllı makine öğrenmesiyle dolayısıyla Türkiye'de yaptığınız bir uygulamayı çok hızlı bir şekilde Romanya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya, farklı coğrafyalara, Hindistan'a çevirmek mümkün. Bunların hepsi esasında bizim hayatımızı kolaylaştıran, perakende sektörünü özellikle bu dinamik yapısına destek olan teknolojinin kullanımına ile beraber verimlilik sağlayan alanlar. Ben diğer arkadaşların da vaktinden çok çalmak istemiyorum. Çok da değerli analistlerimiz var. Dolayısıyla burada da kapatayım istiyorsanız. Çok teşekkürler Mehmet Ali Bey. Açıkçası buradaki katılımcı arkadaşlarımızın tamamına yakınıyla koçtaş olarak çalışıyoruz. Ve hepsiyle de çok bizi ileri götüren projeler yaptık. Sizin de dediğiniz gibi sizinle yapmış olduğumuz proje açıkçası pandemi öncesi tamamlamış olmamız pandemide çok işimize yaradı. Aslında tırnak içinde stok yönetimi diye başladığımız proje, projenin ilerleyen zamanında tüm şirkete sirayet eden köklü bir dönüşüme neden oldu, vesile oldu. Bu anlamda da bu kültürün oturmasıyla birlikte bu pandemideki bu kadar değişen koşullara rağmen süreçleri açıkçası o proje sayesinde çok iyi yönettiğimizi söyleyebilirim. Hem katılımcıların önünde şahsınıza ve tüm Koç Dijital ve Koç Sistem ailesine de çok teşekkür ediyorum. Bize katkı sağlayan projeyi hayata geçirdiğiniz için. Şimdi izninizle ilk soruda yine bir soruyu da Alper Bey'e, Bilişik Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı sormak istiyorum. Fintech firmalarının finansal dijitalleşme sürecinde perakende firmalarına faydaları konusundaki görüşlerinizi bize paylaşırsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum Devrim Bey. Herkese merhaba diyorum. Şirketleri biliyorsunuz yeni dünyaya ayak uydurma amacıyla yıllardır yeni iş modellerini benimsemek üzere çalışıyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar, aksiyonlar alıyorlar. Tabii bu aksiyonlar sadece otomasyona geçilen ve dijital altyapı üzerinde oturtulan iş yapış biçimlerinden ibaret olmadığını biz son 15-20 senede gördük. Özellikle dünyaya baktığımız zaman ilk 500 şirket listesinde, Fortune 500'de
en büyük dijitalleşmeye önemli adım atmış şirketlerin birçoğu bugün faaliyette olmamasını çıkartabiliyoruz. Son 30 yılda bu şirketlerin yaklaşık %40, %50'si yok olup gitti. Sanırım bundan sonra da 10-15 sene içinde de %50'si tekrar aynı şekilde kapanacak veyahut da rakipleri tarafından satın alınacak. Bu şirketlerin tümü otomasyon ve dijitalleşmeye dair belli başlı adımlar atmışlar ama finansal dijitalleşme, dijital finansallaşma olarak adlandırdığımız finansal dönüşüm sürecine dahil olamamışlardır. Oysa günümüzde başarılı şirketlere baktığımız zaman Devrim Bey, odağında bu dijitalleşmeyle beraber finansal dijitalleşmeyi de kendi bünyesine katmış firmaların hem bayi kanallarına hem de müşterilerine çok daha yakın ve hakim olduğunu görebiliyoruz. Bu paralelde ben iş hayatına başladığım zaman 25 sene önce baktığım zaman herkes derdi ürün ve servis odaklı olacaksınız. Ürün ve servis odaklı çalıştık, ürettik, müşterilerimize hizmet verdik. Sonra dedik ki devşirdi bu çalışma, müşteri odaklı olunacak. Müşteri odaklı olduk, müşteri odaklılığımız arttı. Ondan sonra baktık günümüzün şartlarında bu tekrar değişti. Ne oldu artık? Etkileşim odaklı yaklaşımlara biz dönüşmeye başladık. Çünkü özellikle dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar, yapabildiğimiz yenilikler, müşterilere en son kullanıcıya sunduğumuz ellerinde olan tabletleriyle, cihazlarla her şeye erişebilme şartları tamamen etkileşimleştirmeye bizi itti. Şirketler bu şekilde müşterilerin ve bayi kanallarının ihtiyaçlarına en kolay sürede cevap vermeye başladılar. Yani bunun demin Mehmet Ali Bey de söyledi. Sadakat sistemleriyle müşterileri sahiplendirip en üst seviyedeki memnuniyeti sağlayıp dijital finansallaşma kapsamında da bir banka gibi davranmaya başladılar. Bankanın tabii uçtan uca bütün hizmetini veremiyorlardı ama müşteri ve bayi ekosistemine hizmet verebilecek kolaylıkları ve müşteri loyaltısını sağlayabilecek hizmetleri yapmaya başladılar. Biz global olarak baktığımız zaman dünyaya bunu en güzel örnekleyebileceğimiz Google, Amazon, Facebook, Apple gibi dev teknoloji şirketleri var. Bu şirketlere baktığımız zaman bir banka gibi bankanın yapabilitesini devşirerek müşterilerine ve bayilerine, ekosistemlerine farklı hizmetler vererek sürdürülebilirliklerini arttırıyorlar. Türkiye'ye baktığımız zaman da teknoloji ve perakende sektöründe birçok şirketin müşterilerine, bayi ve tedarikçi ağlarına finansal hizmetler sunduğunu ve kısa sürede de sunmaya başladığını görebiliyoruz. Bu çok önemli bir etken. Özellikle görüyoruz walletlar, işte QR kodlarıyla ödemeler, hayatı kolaylaştırıcı. Özellikle pandemi döneminde bu herkesin benimsediği ve kullanmaya başladığı süreçler olmaya başladı. Amazon'a baktığımız zaman finansallaşma tarafında kendi ürününü bir banka gibi son kullanıcıya götürdüğünü söylemek mümkün. Bu örnek üzerinden anlaşılacağı üzere Amazon ödemelerinde kredilendiriyor, sigortasını yapıyor, bayilerden aldığı çek veyahut da kağıtları kendi finansal değerlerine koyabiliyor. Müşterilere bir cüzdan sunup müşterilere belirli bir geri ödeme sağlayıp müşterinin bir sonraki alışverişindeki hizmetini garanti etmiş oluyor. Bu şekilde Amazon'un odaklandığı stratejik hedeflere finansal hizmetleri de ürünleri geliştirmek üzere de kendi teknoloji firmalarını kurmaya başladı fintech. Türkiye'de de baktığımız zaman Birleşik Ödeme gibi birçok finansal hizmet veren fintech şirketi var. Biz Birleşik Ödeme olarak Türkiye'deki en yüksek öz sermayeye sahip fintech firmasıyız. Biz bu hizmetlere dünyada eskiden bağımsız olarak bilinirdi, bankacılık sistemiydi. Fintechlerin yaptığı şekilde ise FaaS diyoruz, Fintech as a Services diyoruz. Yani uçtan uca müşterinin ve ekosistemin ihtiyacını kurumsal anlamda sağlayan finansal çözümler sunarak firmaların hayatta kalmasını ve daha fazla satış, bayi ağına ulaşmasını sağlayan çözümleri biz sağlıyoruz. Burada gördüğünüz, biz Birleşik Ödeme olarak FaaS çözümlerimizden İnovatif projelerimize kadar birçok şeylerimiz var. Örnek gösterirsek loyalty programlarımız, dijital kart, normal kartlar, onun dışında kiosklar, akıllı, biraz sonra anlatacağımız akıllı kasa dediğimiz paysafe'ler, yurt içi ve yurt dışı 7/24 para transferleri, bunun gibi uçtan uca hizmeti sağlayan firmaları biz FaaS hizmetini sağlayanlar diyoruz ve de Türkiye'de FaaS hizmetini sağlayan tek firma olarak
birleşik ödeme hizmetlerini görebiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Özellikle finansal dijitalleşmenin günümüzde firmalara getirdiği artıların önümüzdeki günlerde çok daha fazla olacağını görmekteyiz. Çok teşekkürler Alper Bey, değerli görüşleriniz için. Şimdi de Melih Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Melih Bey, maliyet kontrolü, enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltmak için perakendecileri ne gibi teknolojik ve finansal çözümler bekliyor? Şu an duyabiliyorsunuz sanırım. Öncelikle değerli katılımcılara ve size nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca size FloraWise markasını tanıtmak istiyorum. FloraWise genç bir marka, bir teknoloji markası ve dinamik bir şekilde heyecanla teknolojiler geliştiren, bu motivasyonla enerji verimliliği alanında çok önemli projeler gerçekleştirmekte olan yine ve Danimarka ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir teknoloji markası. Bugün gıdadan yapı marketlerine, teknoloji mağazalarından giyim mağazalarına kadar sayısız ürünü müşterilerle buluşturan zincir mağazaların, AVM'lerin bu buluşma deneyimi için müşteriye insana dokundukları fiziksel noktalarda ürün ve deneyim sunumu sırasında operasyonel maliyetler oluşmakta. FloraWise markası olarak biz bu maliyetler arasından özellikle enerji giderlerini azaltmak için çözümler üretiyoruz. Bugün Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık her sektörden lider markalara 4 milyon metrekareden daha fazla bir alanda bu hizmeti sağladığımız için mutluyuz. Hem yeni kanallara hem zincir mağazalara, AVM'lere bunu iletmek için hem de mevcut sistemde mağazalarda operasyonel verimliliğini daha da arttırmak için can da başla çalışmaktayız. Verimlilik konusunu biraz açmak gerekirse örneğin enerji verimliliğini arttırmak için mağaza içerisinde karbondioksit, sıcaklık, nem, hava kalitesini ölçen, insan burnu gibi aksiyon alan sensörler yerleştirerek hava kalitesini ölçümlüyoruz. Mağaza iç mekanda hava kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Burada önemli bazı hususlar var. Örneğin marka ile beraber iklimlendirme politikasını oluşturuyoruz. İç sıcaklık değerlerinin yaz, kış, bahar mevsimlerine göre hangi aralıklarda olması gerektiğini uluslararası standartlara bağlı kalarak belirliyoruz. Aynı şekilde temiz hava kalitesi için, hava kalitesini arttırmak için gereken hava kalitesi indeks değerlerini yine sensörlerle ölçüp hep doğru aralıkta kalmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken binaya temiz hava veren veya bu havayı ısıtıp soğutan iklimlendirme cihazlarının tam bir uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktayız. Bu da mağazada tüm mağazanın enerji tüketimlerinin detaylı bir şekilde izleme imkanımızı da oluşturmakta. Bize bu imkanı sağlamakta. Yine mağaza içerisinde ısıtma, soğutma ve temiz hava sistemlerinden bahsettik. Bu klima cihazlarını yöneten teknolojiler yerleştirmekteyiz. Örneğin bu iklimlendirme cihazları genelde hep aynı işi yapsalar bile çeşitli alt teknolojilere ayrılmış oluyorlar. VRF sistemler, water source heat pump'lar, rooftop split klima ürünleri gibi. Bütün bu cihazların marka model bilgilerine kadar birçok detayı bulunmakta. Her birinin bir nevi huyu suyu var ve bununla yıllar içerisinde bunların huyunu suyunu anlayacak bir kütüphaneye sahip olduk yıllar içerisinde. Üzerine yine bahsetmek istediğim en çok emek harcadığımız projelerden biri dünya çapında son teknoloji, state of art diyebileceğimiz mağazanın, binanın dijital enerji ikizini yaratabilecek bir platform geliştirdik. FloraWise ismini de bu platforma verdik. Bu platformda modelleme ve simülasyon olarak çalıştırıp mağazanın bulunduğu bir üç boyutlu ortama gerekli verileri girip iklimlendirme envanteri gibi, binanın kabuğu, termofiziksel bileşenleri gibi bu verileri girip ne kadar enerji tüketmesi gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Bu hesaplamalarda kullanılan yöntemler de tamamen iklimlendirme sektöründe, işte ESRS yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde olmakta. Bu ne avantaj sağlıyor bize? Bu bize ne avantaj sağlıyor? Öncelikle binanın tüm enerji açısından tüm reflekslerini öğrenmiş oluyoruz. Örneğin herhangi bir iklimlendirme cihazına
tasarruf amaçlı herhangi bir komut ilettiğiniz zaman ne olacağını simüle etme imkanımız olmakta. Bunu gerçek hayatta değil, dijital ortamda yapabiliyoruz. Ona göre doğru sıcaklıkları, doğru set değerlerini, doğru parametreleri cihazlara göndererek optimum, yani en az enerji harcayarak maksimum hava kalitesini sağlayacak şekilde çalıştırmaya şansımız oluyor. Bu yine bu bütün bu sistemleri uyumlu bir şekilde çalıştırmak için yine mağaza içerisinde bütünleşik bir teknoloji altyapısı kurmaktayız. Yine mağazanın mimari dizayn açısından hiç etkilenmeyeceği şekilde sensörleri ve kontrol cihazlarını, iklimlendirme kontrol cihazlarını veya diğer kontrol cihazlarını entegre edip tüm sistemi cloud'dan izleyerek holistik, bütünsel bir enerji yönetimi deneyimi sağlamaya çalışıyoruz. Bu işlemi yaparken de İTÜ Enerji Teknokent'te yaklaşık 30 mimar ve mühendis arkadaşımız, bu konuda uzman, hepsinin sektörde çok ciddi deneyimleri olan arkadaşlarımız ve teker teker bütün projeleri mağaza mağaza, envanter envanter izleyip bu kalibrasyon, dijitalizasyon süreçlerine katkıda bulunuyorlar. Tabii tüm bu süreçlerin içerisinde makine öğrenmesi, yapay zeka ve daha detaylı iklimlendirme kontrol karar önerilerini oluşturmak da var. Bu da bizi daha verimli enerji yönetimi için daha teknolojik bir açılım sağlamakta. Bu teknolojileri hayata geçirmek için bir diğer önemli konu da finansal süreçler. Enerji verimliliği finansal verimlilikle belirli bir nakit akışı içerisinde pozisyonlayabildiğiniz zaman enerji verimliliğini bunun arkasında durduğunuz zaman, yani tasarrufu taahhüt ettiğiniz zaman, yani bir hesap yapıyorsunuz bir mağazada şu kadar kilowatt saat metrekare enerji tüketimi azaltımı sağlayabilirim diyorsunuz. Bunu da hesaplayıp izah edebildiğiniz zaman uluslararası sistemlerle bu diğer doğru teknolojilerle beraber başarılı olma şansımız oluyor. Bu süreçleri biz zincir mağazalar için kolaylaştırmak adına uluslararası ölçme ve doğrulama protokolleri, işte enerji tüketimiyle ilgili özellikle bu sistemleri entegre ettik bizim bu yazılımlarımıza. Ve ölçme ve doğrulama yapılacak enerji verimliliği yatırımının şeffaf bir şekilde hesaplanması ve yatırım verimliliğinin takibini yönetmek amacı için geliştirilmiş. Bu yöntemleri, metotları teknolojilerimizle birleştirdikten sonra özellikle finanse erişim anlamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'de TURSEF temsiliyeti üzerinden devam ediyor ve onların değerli yönlendirmeleriyle çok hızlı ölçekleme imkanına sahip olduk. Yani bizim burada yaptığımız hesapları onlar da bir nevi Avrupa standartlarına uygun olarak gözden geçirip bu enerji verimliliği projelerine finansman sağladılar. Ve bu sayede enerji finansmanına erişme, müşterilerimize eriştirme, hatta bazen tasarruf paylaşımı olacak şekilde finansmanın direkt proje bazlı müşteriye götürme imkanımız oluştu. Biz buna hani kısaca Energy Saving Company, ESCO diyoruz. FloraWise olarak operasyonel ve verimliliğinin önemli bir bileşeni olarak da enerji verimliliğini arttırmak, sıfır karbon ayak izine sahip mağaza zincirleri yaratmak için Be Carbon Free mottosu ile yolumuza ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şu an söyleyeceklerim bu kadar soruyla ilgili. Çok teşekkürler Melih Bey katkılarınız için. Evet, şimdi de Taner Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba Taner Bey. Merhabalar Devrim Bey. Tedarik zincirinde yaşanan zorluklar, perakendecilerin tedarik zincirine yaklaşımlarına nasıl yansıdı? Buyurun. Tüm izleyicilere iyi günler diliyorum. Öncelikle bu pandemi süreci bazı temel ticaretin bazı temel yapı taşlarını çok önemli ölçüde değiştirdi. Özellikle multi sourcing dediğimiz, yani bir ham maddenin veya ara ürününün nereden alınacağı ile ilgili kararlar tek bir karar olmanın ötesinde farklı noktalardan, farklı ücretlerde, farklı tedarik süreçlerinde veya tedarik sürelerinde yapılabilecek gibi yapılanmaya çalışıyor. Yani ne demek istiyorum? Örneğin işte Uzak Doğu'dan aldığımız bir ham madde esasında en ucuzu ama oradan temin edemiyoruz. Bunun alternatif olarak belki Avrupa'dan daha pahalı bile olsa bunun bir kısmını alternatif bir kaynaktan daha hızlı bir şekilde ve daha pahalıya almak daha avantajlı olabiliyor gibi bir tedarik tarafında. Satılan ürünün ne olacağı çok hızlı değişmeye başladı. Çünkü
bu tedarik problemlerinden dolayı bazı ürünler elde edemiyoruz ki satabilelim ortaya çıkıyor. Yani onun için ama satış rakamlarımızı da tamamlamamız gerekiyor. Sonuçta dükkanlarımız açık ve satış rakamımız tamamlandığı için A ürünü satmak yerine B ürünü daha fazla satmalıyız veya yeni bir ürün hızlı bir şekilde sokmalıyız ihtiyacı çok ortaya çıktı. Omnichannel satış trendi zaten çok hızla büyüyordu ama bu hızlanmaya ayrı bir ivme getirdi bu pandemi süreci. Dolayısıyla artık firmalar kendi mekanlarından bağımsız olarak, fiziki mekanlardan bağımsız olarak farklı ürünleri farklı kanallarda satabilme arayışı içerisine girdiler. Tabii bununla birlikte bir de satış kanallarının sadeleşmesi söz konusu oldu. Yani özellikle işte toptancı, bayi yapısı gibi aracılarda sadeleşmeler oldu. Bunlar bir kerede ve tümden olmasa bile bunların oranlarında önemli değişiklikler oluştuğunu gözlüyoruz. Yani üreticiden veya satıcıdan alıcıya, nihai kullanıcıya ulaşmaya doğru bir hareketlenme var. Şimdi bunların içerisinde lojistik olarak ne yapmak gerekti? Bir de aynı zamanda bunların tabii hepsinin maliyeti çok yükseldi. Biliyorsunuz bu limanlardaki, gümrüklerdeki pandemiden dolayı tıkanıklıklar, konteyner, uçak, tır temini, gerek temini, her türlü taşıma aracının gerek teminini çok zorlaştırdı, gerekse de maliyetlerini inanılmaz derecede artırdı. Yani kimisini %100 artırdı, kimisini %500 artırdı. İnanılmaz derecede bir artışlara sebebiyet verdi. Tüm bu değişenlere baktığımız zaman lojistikçiler olarak şunu yapmamız, müşterilerimizle şunu yapmak çok önemli bir hale geldi. Bir kere tüm bu süreçleri bütün paydaşlar açısından biz lojistikçi olarak gerek tedarikçi, gerek aracı, bayi, işte toptancı gibi gerekse nihai tüketici olarak bir platform görevi üstlenmemiz ve bunların hepsinin arasında bir birleştirici ve dağıtıcı rolü oynamamız çok önemli bir hale geldi. Bununla birlikte yani spesifik olarak ne yaptık, ne yapmamız gerekti? Bir kontrol kulesi rolü üstlendiğimiz zaman geçmişte kap bazında işte tırımız nerede, ne zaman geliyor işte veya konteynerimiz nerede, ne zaman geliyor gibi bir takip yerine daha SKU bazında tedarik zincirini takip etmek çok önemli hale geldi ve bunu sağlamaya çalıştık. Bir SKU'da bildiğiniz gibi işte belki tek bir SKU veya sipariş kaleminiz 20 konteynerlık daha blok bir siparişle oluşabilir veya bir konteynerin içerisinde belki 100 tane ufak tefek ayrı siparişiniz olabilir. Dolayısıyla sipariş bazında uçtan uca ve tüm taşıyıcıları, yani farklı modlarda olan dünya üzerindeki tüm taşıyıcıları ve bununla ilgili bu siparişin yer aldığı bütün depoları sipariş bazında takip etmek çok önemli bir hale geldi. Yani ve bu neyi getiriyor? Bunu bu şekilde yaptığımız zaman çok hızlı bir şekilde sizlerin bu dinamik tedarik zinciri yapısı içerisinde bizim de geliştirdiğimiz optimizasyon modelleriyle ki bu konu üzerinde çok çaba sarf ettik. Çok hızlı bir şekilde size bir takım kullanıcı butonları sağlayarak, kullanıcı arayüzleri sağlayarak yani ben X yöreden bu stoğumu şu kadar düşürürsem, buradaki satın almamı şuradan şuraya azaltırsam, buradakini bu kadar arttırırsam veyahut da bir kısım malımı konsinye olarak gönderirsem veya bir kısım malımı doğrudan ileri bir stok lokasyonunda tutarsam maliyetlerim ne kadar değişiyor, stok seviyem nereye geliyor şeklindeki çok hızlı hesaplamaları yaparak müşterilerimize tedarik zinciri süreçlerinde bir karar destek organı haline dönüştük.
ki bunu çok kıymetli ve özel buluyoruz. Bununla birlikte neleri yapabiliyoruz? Aynı zamanda işte pek çok nakliyeci, biz sadece kendimiz bir lojistik şirketi olmakla birlikte daha ziyade daha dördüncü parti veya bir üst şemsiye rolü üstlenerek bizim veya diğer firmaların, diğer taşıyıcıların toplam maliyeti üzerinde veya toplam süreçleri üzerinde müşterilerimizin tek bir noktadan hareket edebilmesini sağladık. Önemli noktamız bu, bu süreç içerisinde yaptığımız. Çok teşekkürler Taner Bey, katkılarınız için. Evet, şimdi ikinci sorulara geçmek istiyorum, izniniz olursa. Yine Mehmet Ali Bey'le tura başlayalım. Mehmet Ali Bey, makineleşme geleceğin perakende dünyasında işlerimizi nasıl dönüştürecek diye bir soru yöneltmek isterim size. Buyurun. Tabii, çok teşekkürler. Şimdi azınlık raporu filmi vardı Tom Cruise'un, seyredenler vardır herhalde, Minority Report diye geçiyor. O 2006 yılında çekilmiş bir film. Orada Tom Cruise işte bir alışveriş merkezine giriyor. Orada da yani Gap'in mağazasına girdiğinde bir üç boyutlu hologram tarafından karşılanıyor ve o sahnede de işte arka taraftan bir yapay zeka sesi duyarsınız. Orada soruyor Tom Cruise'a, geçen hafta satın aldı pantolonlardan hala keyif alıyor musun diye. Şimdi aynı filmde yani bu fütüristik bir alışveriş merkezinde yürürken yani retinasını otomatik olarak işte tarıyorlar. Ona göre bütün dijital reklam panoları onu mağazaya hani geri davet ediyor. İşte özel promosyonlar sunuyor. Bu bir bilim kurgu klasiği filmi. Tabii azınlık raporu elbette bir kurgu ama bugün artık geldiğimiz yerlerde bu retina taramasından elde edilen hani veriler veya işte kullanım alışkanlıkları hepsi teknolojiyle beraber hayatımıza daha yakın zamanda gelecek gibi gözüküyor. Buradaki gelişmeler pek çok insanın düşündüğünden daha yakın bir zamanda esasında hayatımızın içinde olacak. Ben 2012 senesini hatırlıyorum. Londra Olimpiyatları yapılacaktı. O Londra Olimpiyatları için böyle bir grup olarak biz Londra Olimpiyatları için bir park yapılmıştı. Oradaki perakende mağazalarına bir geziye gitmiştim ben. Orada mesela Mini Cooper'ın bir mağazası vardı. 2012 senesinde işte dijital ekran önünde oradaki herhangi bir işte ceketi üstünüze giydirebiliyordunuz, değiştirebiliyordunuz, sipariş verebiliyordunuz. Dolayısıyla perakendenin artık dünyada geldiği yerler çok çok farklı olmaya başladı ve teknolojiyle perakende artık çok birbiri içine girdi. Bundan sonra artık zaten hani pek çok konuyu konuştuk. Yani Alpay ve işte fintech tarafından bahsetti. Yani Payself'in yani yaptıklarından, yine Melih Bey öteki taraftan FloraWise ile ilgili olarak hani bilgileri verdi. Sizin zaten Koçtaş tarafında pek çok kurgularınız var. Taner Bey de çok güzel, yani hakikaten bir lojistik firmasının nasıl sektörün tamamını kucakladığını ve esasında bir platform olarak perakende sektörüne ne kadar fazla değer yarattığını ve onun teknolojiyle yaptığını anlattı. Dolayısıyla artık bizim hayatımızın her yerinde, yani sektörümüzün her yerinde bunları göreceğiz. Ve bu teknolojiler sadece tek bir alanda olmayacak. İşte karbon dönüşümünden daha iyi müşterilerimize hizmet vermeye veya tedariki daha hızlı bir şekilde yapmaya, işte multi-sourcing'i belki işte Oroz Lojistik'le beraber çok farklı alanlardan almaya, bizim ödeme sistemlerimizi çok farklı boyutlara taşımaya yarayacak. Enteresan tabii bu konuda bence bir tek batıya değil de doğuya da bakmak lazım. Yani Çin'e pandemiden dolayı işte çok artık eskisi gibi seyahat edemedik birkaç senedir ama yani iki sene önce bile Çin'e gittiğiniz zaman yani Çin'deki perakende deneyim, oradaki teknoloji kullanımı, ödeme sistemleri, o ödeme sistemlerinin sağlamış olduğu finansman, yani hem fintech tarafı hem arka taraftaki yani lojistik tarafı, aynı zamanda Omnichannel üzerinden bütün sosyal gereksinimlerinizi de sağladığınız süper app dediğimiz
aplikasyonların ne kadar önemli olduğunu ve sadece batılı değil, yani doğuda da çok farklı sentezlerin ve çok farklı ilerlemelerin olduğunu görüyoruz. Bence burada önemli olan konulardan bir tanesi şu, özellikle dinleyicilerimiz için. Biz bugüne kadar yapılan teknoloji yatırımlarının geri dönüş sürelerinin çok hızlı olduğunu gördük. Yani bu önemli bir nokta, çünkü perakende sektörü hakikaten rekabetin çok olduğu, aynı zamanda marjların da başka sektörler gibi çok da yüksek olmadığı bir sektör. Dolayısıyla çok, yani hem finansman açısından hem maliyetleri kontrol açısından hem de fiyatlandırma açısından çok hakikaten itinalı bir şekilde yönetilmesi gereken ve oldukça zorlukla karşı karşıya olan, özellikle pandemi döneminde bir sektörümüz. Dolayısıyla burada yapılan yatırımların hakikaten değer yaratacak yatırımlar olması ve önümüzdeki dönemlerde şirketlerin daha verimli olmasını sağlayacak yatırımlar olması çok önemli. Ben Türkiye'de ne zaman geçeceğiz bilmiyorum. Yani robotlardan konuşuyorduk. Yani işte Google'dan bahsettik. Yani bir tane de batıdan örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde belki görmüşsünüzdür. Yani basına da yansıdı. İşte Google'un ana şirketi Alphabet artık ofislerinde günlük görevleri yerine getirmesi için robotları kullanacağını söyledi ve bu konuda bir çalışma yaptı. Yani bu robotlar bahsettiğimiz, benim biraz önce bahsettiğim esasında yazılım robotları değil. Bildiğimiz robotlar, işte masa silmekten atıkları ayırmaya, kapıları açmaktan toplantı odalarındaki sandalyeleri düzenlemeye gibi, ki o konuda ben de çok başarısızımdır. Yani bu toplantı odasından çıktığım zaman illa bir sandalyeyi yanlış bir yerde bırakıyorum. Özel hayatımda da öyleyim, yani eşim de hep bana söylüyor zaten. Hani benim gibi insanlar için böyle bir takım şeyler çok güzel. Bu tabii şöyle düşünebilirsiniz, yani perakende sektöründe belki mağazalarımızı artık temizlemek için biz ileride çok daha fazla robotları kullanacağız veya rafları düzenlemek için. Yine dronları kullanacağız teslimat için. Yani ben eminim, yani Tanerbeyler o konulara da bakıyorlardır. Çünkü önümüzdeki dönemlerde artık çok farklı, bir tek kamyonla, trenle, gemiyle, uçakla değil, yani çok farklı alanlarda son noktalara doğru gidiyoruz. Bu arada hizmet sektöründe de self servis kanalları da çok fazla artmaya başladı. Ben yani bir yaklaşık işte 20 aydır İngiltere'ye gidememiştim. Geçen hafta oradaydım. Şunu gördüm. Ben daha önce gittiğim zaman, yani 20 ay önce, yine normalde işte Boots'a veya herhangi bir, yani Marks & Spencer'ın yemek bölümüne girdiğiniz zaman orada kendi kendine ödediğiniz kasalar vardı, ama illa bir kasiyerin de olduğu kasalar vardı. Tamamını kaldırmışlar. Yani hiç kasiyer yok. Ve bu bahsettiğim fütüristik şeyden bahsetmiyorum. Yani Amazon'un o işte tartışılan mağazasından bahsetmiyorum. Ama bu mağazalarda artık şu anda kasiyer yok. Ve yani kendi kendinize orada şey yapıyorsunuz. Aldığınız malı skenerden geçiriyorsunuz. Nasıl benzin istasyonlarında artık Avrupa'da senelerdir bir pompacı yoksa, artık perakende sektöründe de çok farklı açılımlar, farklı teknolojiler hayata girmeye başladı. Bunların hepsi bir teknoloji esasında. Çok da komplike şeyler değil. Benim yani artık bizim dijital yayıncılık tarafında çok daha fazla mağazalarımızın içinde mesela ekranlar görüyor olacağız. Bu ekranlardan hem self servis olacak, hem benim biraz önce bahsettiğim gibi, yani 2012 senesinde belki İngiltere'de yapılmış uygulamaların çok benzerleri bugün artık Türkiye'de var. Ama bu uygulamaları artık hem yapmak daha kolay, hem eskisi kadar ütopik değil, hem de aynı zamanda geri dönüş süreleri çok hızlandı. Dolayısıyla bu anlamda yaptığınız yatırımların verimliliğimiz açısından, rekabetçiliğimiz açısından, perakende sektörümüzü daha ileri taşımak açısından çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlı, perakende sektörü hep zaten heyecanlı. Çok heyecanlı ve dinamik bir dönem daha önümüzde olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben hani heyecanla esasında bu perakendenin devrimini, evrimini takip edeceğimizi düşünüyorum. Çok da teşekkür ederim. Evet, haklısınız Mehmet Ali Bey. Teknoloji bizim tüm hayatımızı kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda da
bizi belli konularda verimlilik de sağlıyor. Hem müşteri deneyimine hem de çalışan deneyimine. Bu konuda yatırım yapmaya perakende sektörü bence artarak devam edeceğini ben de öngörüyorum. Evet, Alper Bey'e geçmek istiyorum. Alper Bey, Fintech as a Service'den bahsetmiştiniz. Bu çözümlerin makineleşme konusunda perakende dünyasına desteği hakkındaki görüşlerinizi bize paylaşabilir misiniz? Tabii ki Devrim Bey. Biliyorsunuz Fintech as a Service olarak verdiğimiz hizmetlerde birleşik ödeme olarak dijital cüzdan dediğimiz wallet'lar var. Yurt içi ve yurt dışı 7/24 yerli ve yabancı para transferini biz gerçekleştiriyoruz. Ön ödemeli kartlarımız var, fiziksel veyahut da dijital. Online, offline tahsilatlar yapabiliyoruz. QR ödemelerde bulunabiliyoruz. Bu hizmetlerin altında Moneyboo diye kurduğumuz kardeş firmamız tarafından yönetilen sadakat programlarını yönetiyoruz kurumsal müşterilerde. Ve perakende ve kurumsal müşterimize aynı zamanda halkımıza sunduğumuz bizim terzi usulü tailor-made dediğimiz kiosklarımız ve akıllı kasalarımız var. Online akıllı kasalarımız var. Biz birleşik ödeme hizmetleri olarak bundan 3 sene önce 20 bankadan fazla bankada Türkiye'de yerli ve yabancı parayı 7/24 transferini gerçekleştiriyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Siz istediğiniz saatte, istediğiniz dakikada topladığınız parayı veyahut da cebinizdeki parayı bir yer, kendi bankanıza gönderebiliyorsunuz. Merkez Bankası'nın yaptığı Fast'in. Biz bunu 3 sene önce gerçekleştirdik. Biz bu inovatif geliştirmeyi, düşünceyi nasıl kurumsal müşterilere faydalandırabiliriz diye düşündük. Biliyorsunuz bunların nedeni bir önceki sorumda anlattığım dijitalleşme ve bankaların o açık bankalar yüzünden, açık bankacılık sistemleri yüzünden sağladığı apilerle biz bunları yapıyorduk. Dedik ki biz bunu bir kasaya gömelim. Ve bu akıllı kasada 7/24 çalışan topladığınız nakitleri istediğiniz an, istediğiniz saatte, istediğiniz bankaya yerli ve yabancı para birimi olarak göndermenizi sağlayalım. Türkiye'ye baktığınız zaman cumartesi pazarları tatil, bayramlar tatil. Yılın 125 günü tatildesiniz. Bu parayı siz finansal olarak topladığınız cash parayı Türkiye'de kullanamıyorsunuz. Bu 125 gün biz bu parayı kullanmanızı sağlayabilecek bir kasa yarattık. Nöbetçi transfer içine koyduk. Kasanın sizin topladığınız nakit büyüklüklerine kasaları hazırladık. Bu üretim zaten tesisleri de bizim tesislerimiz. Kendi fabrikamızda üretiyoruz bunları. Ve de bu şekilde sizin çalıştığınız mesela Devrim Beylerin, Taner Beylerin herhangi bir bayisinde, herhangi bir şubesinde çalışan kasiyer veyahut da orada çalışan, para toplayan kişi shift'i bittiği zaman bizim kasalarımıza gelip 7/24 cumartesi pazar dahil olmak üzere o parayı yatırdığı an 5 dakika içinde sizin hesaplarınızda görmeyi sağladık. Bu özellikle pandemi döneminde çok büyük bir ilgi uyandırdı. Neden? O paraların toplanması, çalışanların bankaya veyahut da ATM'e gidip 7/24 o paraları bir şekilde yatırmaları, bu paraların toplanmaları. Bu bizim cihazlarımızda fraudlar önlendi. Hem internal hem de sahte para girişleri tamamen kalktı. Bunun dışında biliyorsunuz o paranın nakit olarak finansal değerini hayata geçirmek günümüzde çok çok farklı olduğundan Türkiye'de faizin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Şirketlerin çok hoşuna gitti. Bunun dışında CIT hizmetlerindeki doğacak herhangi bir sıkıntı. Aynı zamanda o kişilerin, çalışan kişilerin 7/24 bittikten sonra shiftlerinde karşılıklı olarak mutabakatsızlıkların önüne geçtik. Çalışan kişi kasa parasını yatırıyor, bir dekont alıyor. Size, müşterilerimize sağladığımız arayüzlerle de o kasada ne kadar, hangi değerde para topladığını görebiliyor. 5 dakika içinde de zaten kasa hesabında oluyor. Mehmet Ali Bey çok güzel bir konuya değindi. Dedi ki yatırımların geri dönmesi. Yatırımlar, biz bu işe ilk bir Türkiye'de bir kargo firmasıyla başladık. Çalıştığımız kargo firmasında o zaman bir çalışma yapmak istedik. Ne kadar bir adam günden tasarruf ediyoruz? Çünkü o paraların toplanması, yatırılması, sayılması, belki o şubelerde birden fazla eleman tutuluyor, shiftleri yöneten. 130 kasa vardı o gün çalışmayı yaptığımızda. CFO'su ile beraber oturduk, baktık 4450 adam saat bir ayda tasarrufları olduğunu söyledi. Bu finansal tasarruf dışında şirkete sağladığımız kişisel bir tasarruf olarak gördüler. Dediğim gibi
Çok hızlı bir şekilde de ilerliyoruz PaySafe tarafında bu akıllı kasalarda. Yerli ve yabancı birçok firma şu an kullanmaya başladı. Türkiye'nin ilk üç büyük perakende sahada alkol veyahut da alkolsüz içki satan büyük nakit hacimlere sahip firmaları bunu kullanmaya başladı. Türkiye'nin ilk üç büyük akaryakıt firması şu an kullanıyor bütün istasyonlarında. Hatta istasyonlarında bunları kullanıyorlar. Riskleri azalttılar. Pompacıların soygun veyahut da internal fraudlar veyahut da sahte para alımlarını. Onun dışında yerli ve yabancı sigara firmalarıyla nakit toplayan çalışmaya başladık. Yaklaşık işte bu çözümümüz bizim bir sene olmadı. 500'e yakın sahada kasamız var. Gitgide de bu sayımız artmakta. Ben çok teşekkür ediyorum bana verdiğiniz söz için Devrim Bey. PaySafe'in akıllı kasa, online akıllı kasa dediğimiz çözümümüz gerçekten hızlı bir şekilde ilerlemekte Türkiye'de. Çünkü böyle bir çözüm yok. 7/24 paraya yatırdığınız zaman ATM gibi sizin paranızı değere alabilecek bir çözüm yok. Tek firmayız bu konuda da. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Smart'e kurucu ortağı Sayın Melih Bey'e ikinci soruyu yöneltmek istiyorum. Evet Melih Bey, Türkiye'den enerji ve maliyet verimliliğine örnek verebileceğiniz teknolojik uygulamalardan bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar bazı rakamlar vermek gerekirse örneğin Türkiye'nin lider bir teknoloji ürünleri mağaza zincirinde parçalı etaplarla 2016 yılından beri başlayan parçalı etaplarla büyüyen devreye almalarla mağazalarını devreye almalarıyla birlikte toplam 5.6 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu elde edildi. Birkaç ay öncesine kadar yaklaşılan rakam. Bu hani metrekare anlamında bir bilgi vermek gerekirse 100 bin metrekarelik bir satış alanı üzerinde yapılan bir şey. Bu mağazanın tüketiminin, mağaza zincirinin toplam tüketiminin %70'ine denk gelen bir alanda bu uygulamayı yaptık. Başarıyla da devam ettiriyoruz. Yani bu 5.6 milyon kilowatt saat hani bir şey ifade edebilmesi için, gözümüze canlandırmak için bazı çevirmeler kullanmak istiyorum. Örneğin 5.6 milyon tasarruf ile 1.5 milyon litre dizel yakıtın ürettiği enerji miktarını araçlarımız için. Yani 500'e yakın evin bir yıllık elektrik ihtiyacına veya 66 fidanın 10 yıl boyunca tuttuğu karbon miktarına eşdeğer tasarruf edildi ve fayda sağlandı. Aynı zamanda hani geçen yaz orman yangınlarımız vardı bu maalesef. Hani onunla ilgili de bir şey yapmak gerekirse hani gözümüze canlanması için bu 5.6 milyon kilowatt saat şu demek 4900 hektar ormanlık alanın dönüştürdüğü karbon miktarına eşdeğer bir şeyi tasarruf ettik burada. Yine bir başka lider bir gıda perakendecimizin 2000 üzerinde mağazasında 2 yılda yaklaşık 35 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu sağladık. Bu da hani yine çok gözümüze canlansın diye 3000'in üzerinde hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelen 30 bin hektar ormanlık alana denk gelen bir tüketim, tasarruf oldu. Ve çok hızlı yatırım geri dönüşleri inanılmaz hızlı oldu. Burada ilk bahsettiğim teknoloji perakendecimizle de ESCO yapmıştık. Yine şimdi bir başka gıda perakende mağaza zincirimizden örnek vermek istiyorum. Türkiye'de global ortağı olan bir perakende mağaza zinciri. Bu tasarruf paylaşımlı, hani hesap size bir önceki sorunuza az bahsettiğim dijital ikizi çıkartarak evdeki hesap çarşıya uyuyor mu uymuyor mu elektrik tüketimi açısından bunu ispatlayarak, hesaplayarak ESCO yatırımı yaptık. Enerji verimliliği yatırımı yaptık. Yani burada bu ESCO yatırımı yaptığımız mağaza zincirinin her bir mağazasında ayda 3500 kilowatt saat tüketimi kurtarmış olduk. Yani metrekareye yaklaşık işte 7 kilowatt saat, 8 kilowatt saat gibi bir enerji tasarrufuna denk gelmekte. Mağaza zincirinin de toplam tüketiminin %12-13'üne denk gelmekte. Zaten biliyorsunuz bu özellikle dövizin artışı, Türkiye'nin ciddi bir iklim değişikliği sebebiyle kuraklığa doğru hareket etmesi, bu hidroelektrik santrallerin elektrik üretemez pozisyona veya daha az elektrik üretir pozisyona gelmesine sebep olacak. Türkiye'de bir ciddi bir elektrik enerjisi maliyeti artışı bizi bekliyor önümüzdeki dönemde. Buradaki tabii rakamlar toplamda baktığınız zaman astronomik, inanılmaz bütçelere denk geliyor. Ve yine bu az önce bahsettiğim gıda perakende mağaza zinciri, yani bu proje, ESCO projesi
Avrupa ölçeğinde, işte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın kaynaklarıyla finanse ettiğimiz bir proje oldu. Bu alanda dünyanın en büyük projelerinden biri, Avrupa'nın en büyüğü olduğunu biliyoruz, teyit ettik bunu. Ve bunu da yakında bir basın duyurusunu EBRD ile ve marka ile beraber yapacağız. Yani burada çok ciddi bir tasarruf potansiyeli var ve biz yakın zamanda Koçtaş mağazalarında da bu sürece başladık. Burada şu an kurulumlarımız devam ediyor. Umarım yakın zamanda çok ciddi savingler, tasarrufları yakalayacağız burada da. Bu ESCO modelinde çok kısaca bahsetmek gerekirse, süreci işletmek için bazı standart basamaklar var. Örneğin bir mağazanın tüm iklimlendirme envanterini, tüm iş tüketimlerini modelleyerek dijitalleştirmek gerekiyor. Bulunduğu AVM'nin veya caddenin fiziksel kabuğu, duvarı, penceresi neyse bunların hepsi dijitalleşiyor. Böyle ciddi bir mimari operasyon gidiyoruz. Burada ve mağazanın yerleşimi, komşularıyla ilişkileri dahil olarak tüm mağazanın fiziksel, elektromekanik bütün yapıların hepsinin bir arada konuşur hale gelme şansı oluyor. Buna ek olarak da hani bu enerji verimliliğini yaparken, sağlarken mağazada mağazanın işletme çalışma koşullarını belirleyip bir iklimlendirme politikasını belirleyip işte temiz hava kalitesini arttırmak için optimum sıcaklık değerlerini sunmak için bu indeks değerlerini sensörleriyle ölçüp hep doğru aralıklarda kalmasını sağladık yukarıda bahsettiğim örneklerde. Ve bunlar bütün iklimlendirme cihazlarının tam bir uyum içerisinde çalışmasını sağladı. Bizim FloraWise olarak bir carbon free mottosuyla amacımız zincir mağazalarının, AVM'lerin özellikle enerji verimliliği yatırımlarını dikkate alarak karbon ayak izini düşürmek ve mağazanın ihtiyacından fazla olan enerji tüketiminin önüne geçerek karbon ayak izi azaltımı konusunda ilk yatırımını ve bütün diğer yatırımlarını uluslararası ölçme ve doğrulama protokollerini doğru yapmasını sağlamak. Ben de çok teşekkür ediyorum zaman tanıdığınız için. Çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten konuşmamın başında da söylediğim gibi Koçtaş olarak biz bu yılı teknoloji yılı ilan ettik. Kimiler her sene yıl isimleri verirler. Bizim de yılımız teknoloji. Ama sonra şu kararı aldık. Sadece bu yıl değil, bence önümüzdeki yıllarda Koçtaş'ın teknoloji yılı olacak. Sizle de, Mehmet Ali Bey'le de, Taner Bey'le de çok yakın çalışıyoruz. Ama diyorum ki Alpay Bey'le de yakın çalışacağız bu teknolojik alanlarda. Evet, son dakikalara giriyoruz. Taner Bey'e de hızlıca şu soruyu yöneltmek istiyorum. Beklenmedikleriz de artan bu e-ticaretteki ihtiyaçlara cevap vermek için lojistik sektörü hangi teknolojik yenilikleri yapmalı diye son soruyu da size yöneltmek istiyorum Taner Bey. Buyurun. Evet, Devrim Bey, tabii bu pandemi sürecinde özellikle perakende noktalarının yaşadığı kapanma, açılmalarla birlikte işte saatleri değişiyor, bazı günler kapanıyor, bazı günler erken kapanıyor gibi konularla birlikte ve insanların işte sağlık gerekçesiyle mümkün olduğu kadarıyla evde kalma arzularından dolayı elektronik ticarette çok büyük bir artış oldu. Fakat bu artış tabii lineerde olmuyor. Çünkü bazen aradıkları ürün bulunmuyor. Ürün geldiği zaman bir an önce yarın bulamayız diye toplu yoğun alımlar oluyor. İşte kimi zaman perakende noktaları kapandığında aniden bir ivmelenme oluyor elektronik ticarette. Ve bu hemen ertesi gün oluyor. Dolayısıyla bunun lojistik sektörüne yansıması esasında çok zor ve çok kontrol etmesi neredeyse imkansız, yani manuel yöntemlerle neredeyse imkansıza yakın bir şey. Şöyle örnek vermek gerekirse, e-ticaret siparişini hazırlama kısmında, yani bu ikame, replenishment tarafında şu oluyor, bizim bazı sipariş hazırlama depolarımızda bir günde normal bir trendde ortalamada 100 kişi çalıştırırken özellikle kampanya dönemlerinde veya bir anda bir perakendelerdeki kapanmalar döneminde 100 kişi çalışan yerde 500 kişi çalışması gerekiyor. Böyle bir inanılmaz bir artış oluyor. Ama buna kadar zaman o da belli değil. Belki bir hafta sonra böyle bir ihtiyaç kalmayacak. O kampanya bitecek veya mağazalar geri açılacak.
Şimdi bu bir haftalık bir süreç için ilave 400 kişiye işe aldınız, işe alım süreci, efendim bunlara iş öğrettiniz, doğru iş yapar hale getirdiniz, ondan sonra tekrar sizle işimiz kalmadı dediniz, çıkarttınız falan, bunlar hakikaten yönetilebilir konular değil. Dolayısıyla özellikle bu sipariş ikamelerinde ve sipariş hazırlamalarında çok ciddi otomasyonlar geliştirmek gerekiyor. Ancak bu dalgalanmalar ancak otomasyon sistemleriyle, yani hızlı konveyör sistemleriyle, hızlı depo yönetim sistemlerinin algoritmik bir takım karar vericilerle desteklenmesiyle sağlanabiliyor. Biz de bu konuda neredeyse tamamen insan ihtiyacından çok büyük ölçüde arındırdığımız elektronik ticaret depoları kurduk. Bu daha girdinin tesisimize ulaşması, yani diyelim ki bir tırın elimize stoğu almak için ulaşmasında teleskopik konveyörlerle çok hızlı bir şekilde boşaltıp hemen yarım saat bir saatte tırı boşaltıp gelen girdiği kalite kontrol ekranlarımızda müşteri adına kontrol yaparak, yani gelen ürünü kalite kontrol şeyimizde ekranımızda özelliklerini görüp orada fiziksel kontrollerini kendi kontrolcülerimiz tarafından yaparak ürünü kabul etme imkanı sağlamak. Ki orada özellikler, yani bilgisayar ekranında çıkıyor, işte bu ayakkabının şusu var, busu var, burasında bu bağcığı var, şurası şu renk, burası tabanı böyle olacak gibi karşısında çıkarak onun aniden kontrolünü yapıp ürünün nereye yerleşeceğini, işte otomatik bir takım asansör sistemleriyle, spiral sistemleriyle yerlerine ulaştırıp bütün bu şeyleri, işte tekli siparişler, bir siparişte birden fazla ürün satın alındıysa bunların yönetimi, yani onun için birden fazla kere gittik geldik aldık gibi değil de bir siparişin içerisinde 5 tane farklı ürün yer alınıyorsa bu 5 tane farklı ürünü toplamakta yine robotik teknolojilere veya karar destek sistemlerine başvurarak yaptığımız bir çalışmayla böyle bir mesela 100'den 500'e kadar artırmamız gereken işçiyi 100'den 140'a kadar artırarak ve bunu tabii 3 vardiyada tam çalışma, çünkü Türkiye'de hakikaten 3 vardiya çalışmak da kültürel olarak, altyapı olarak da çok kolay değil. 3 vardiya mekanizasyonu çalıştırarak çok daha az bir esneklikle, iş gücü esnekliğiyle sağlayıp bu kampanyalara veya bu ani değişimlere hızlı cevap verebilmeyi sağladık. Bununla da birlikte şu imkanları getirdik. Mesela kargo firmalarına teslimat yaparken bir takım optik okuyucularla, video okuyucularla bizim tarafından müşterimizle kargo firması arasında da her iki taraflı entegrasyon sağlayarak kargo firmasının da bu konveyör sistemlerinden geçerken kargo firmasının da etiketlerini, barkod etiketlerini biz ürettik. Bununla birlikte devir teslimi, yani depo çıkışıyla kargo firmasının devir teslimi arasındaki süreci de otomasyona bağlamış olduk. Ölçüm tartımı yapılmış, yani bu ürün İşte 3 kilo 12 dese sizin barkodunuz bu, benimki bu. Kaydı alındı, bakın ikisi de okundu, arşivimizde yer alıyor. Artık siz tekrar bir daha devir teslim için burada insan bulundurmayın. Konveyörümüzün ucuna aracınızı bağlayın. Direkt olarak aracınızın içine aksın. Bu tabii çok önemli bir hem iş gücü tasarrufu hem hataları minimize etmeye getirdi. Hem de süreci hızlandırdı. İşte bu iyileşmelerle birlikte bazen özel günlerde, biliyorsunuz elektronik ticaret kampanyalarda özel günlerde pik yapıyor. İşte anneler günü, sevgililer günü, işte veya kara cuma gibi günlerde çok önemli pikler yapıyor. Bundan önceki süreçte bu piklerin yönetilmesi, esasında müşteriler mecburen bu kısıtlara bakarak anneler gününü İşte belki 20 güne yayarak
siparişi yükselterek, yani birden beşe çıkartmak yerine işte biri ikiye çıkartarak ama 20 güne yayarak yapıyorlardı. Burada bir rekabet avantajı sunabiliyoruz. Belki burada 20 güne yayadan Anneler Günü siparişlerinin 4-5 günde neticelendirilmesini sağlayarak hem stok avantajı, stok maliyetlerinde avantaj, hem de satışlarda satış kaybı yaşanmamasını, çünkü orada süreye bağlı, artık o gün onu satamadıysanız, Anneler Günü'ne yetişmediyse bir gün iki gün sonra bunun hediyelik maliyeti ortadan kalktığı için satış kaybı yaşanıyordu. Bunları ortadan kaldırmış olduk. Bir diğer burada çok önemli bir şey elektronik ticaretle ilgili, iade alımlarında da nasıl girdileri stoğa alırken kontrol ederek, kalite kontrol ederek almakla birlikte iadeleri de aynı şekilde kalite kontrollerini müşterilerimiz üzerine adına üstlenerek farklı kanallardan, farklı kargo kanallarından hangi bölgeden neyin alınacağını tespit edip biz de girdi esnasında kalite kontrollerini yaparak çok hızlı bir şekilde, mesela bazı ürünlerin sezonu, konfeksiyonla ilgili diyeyim, işte mesela bir sonraki seneye hangi ürünü saklamak istiyor müşterimiz, çünkü o işte belki modaya çok duyarlı bir ürün değil, işte klasik bir ayakkabı diyelim, klasik bir ayakkabıyı ertesi senede satmak istiyor veyahut da hasar görmüş bir ürünü hemen hasarlı olarak satmak istiyor veyahut da modası geçecek bir ürünü derhal outlet'te satmak istiyor. Bunların hepsini daha girdi esnasında çok yoğun şeyler, hani sezon bitişlerinde, mevsim geçişlerinde bu otomasyon sayesinde stoğu al, ondan sonra tekrar stoktan indir ve bu kontrolleri yaparak biraz önce bahsettiğim kararları ver yerine anında daha iade gelirken bütün bu kontrolleri yapılmış, ayrışmış, hangisinin carry over, yani bir sonraki seneye, hangisinin outlet'i, hangisinin işte daha defolu satışına gideceğini o anda yaptığın zaman neredeyse bir sene kazanıyorsun o ürünle ilgili stok tutmak anlamında ve hızlı bir şekilde paraya çevirme imkanı sağlanıyor. İşte tabii bunların hepsi çok büyük ölçüde mekanizasyonla yapmayı başardık. İşte aynı zamanda müşterilerimiz adına call center hizmeti vermeye başlayarak birden fazla tüketicilerinin birden fazla kargo şirketiyle muhatap olmaları yerine bizimle muhatap olup bizim bu takipleri, işte kargom nerede, iadem var alınmadı, işte hasarlı iadem var gibi şeyleri bizim üzerimizden, bizim de kendi işte bir takım IVR robotlarla geliştirdiğimiz sistemlerle ve ilgili kurumlarla yaptığımız entegrasyonlarla mümkün olduğunca insandan bağımsız hale getirebildik. Bunun dışında özellikle adresleme konusunda çok büyük perakende sektörünün ve e-ticaret sektörünün sıkıntısı vardı. Belki en çok vaktimizi alan ve bizi yoran konu oldu. Yetersiz adresleri kaliteli adrese çevirecek işte yazılımlar geliştirdik. İşte şu mahallede, şu caminin arkasında, şu ilkokulun yanındaki gibi adresleri bir şekilde elektronik ticaret platformları tüketiciyi yormamak için veya alışveriş sürecinde sıkıntıya sokup da aman ben vazgeçtim almaktan dedirtmemek için bunları zorunlu adres alanı olarak tanımlamaktan imtina ediyorlar. Biz de bu hani somut ve resmi olmayan adresleri tabii rotalamakta çok zorluk çekiyorduk. Yani rotalama programlarını yazmak bizim açımızdan çok kolay oldu. Ama adresleri o rotalama programlarına sokmak çok zor oldu. Çünkü adresler resmi bir adres değil. Hani insanların gelişi güzel verdiği adresler durumunda. İşte bu adresleri de geokoda çevirmek için çok daha farklı programlar yazmamız gerekti. Bunlarla da birlikte
bunları işte adres programlarını yaptık, rotalamayı yaptık. Bununla da birlikte IVR robotlarla artık müşterimize işte size geliyoruz, istiyorsanız bizi takip edin, size ne kadar yaklaştığımızı görün şeklinde beslemelerle artık hani işte evde ben ürün bekliyorum, geldi mi gitti mi, kapıya mı bıraktın, işte kapıcıya bıraktın mı bırakmadın mı gibi konuların çok büyük ölçüde çözmüş olduk. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Çok teşekkürler Taner Bey. Gerçekten e-ticaret gibi birçok paydaşın dahil olduğu bu süreçte teknoloji izlenebilirlik anlamında, verimlilik anlamında, müşteri deneyimi anlamında ve ülkeye katma değer anlamında çok ciddi fayda sağlayacağını görüyorum. Çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Ne kadar burada teknoloji kullanılır ve müşteri deneyimini arttırırsak hem ülke ekonomisine hem de paydaşların ekonomisine çok olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Ben burada en çok merak ettiğim şu, Taner Beyler acaba en zor noktayı nasıl buldular? Yani en zordan en doğruya geçiş yapıyorlar ya adreste. Acaba en zor nokta neydi, nasıl buldular? Çok merak ediyorum yani. Çok büyük bir case de çıkabilir oradan. Takdir ediyorum. Evet. Çok zor. İzninizle zamanında iyi yönetme açısından tüm konuşmacı arkadaşlarıma ve dinleyicilere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sabırla dinlediler. Hepinize sağlıklı günler. Yüz yüze görüşeceğimiz toplantılarda buluşmak üzere. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sağlıklı günler. Teşekkürler, sağlıklı günler.